Özge Gürel diye kayıtlıydı ve bunun üzerine hiç düşünmüyor. Gerçekten hiç düşünmemişiz. Gerçekten hiç düşünmemişiz. İkizler burcuyum. Kafama bir şey taktığım zaman iyi veya kötü, hani bunu övünerek falan söylemiyorum. İyi veya kötü, o bir şeyi kafaya taktığım zaman o olacak. Ve bu bazen evet iyi bir şey ama bazen de çok kötü bir şey olabiliyor. Yani kendimi öyle bir strese sokma halim de olabiliyor durup dururken. Yani spor benim hayatımın bir parçası, bir rutini. Yani yapmadığım zaman zaten kendimi böyle bir... Yani iki hafta mesela üst üste spor yapmadığım zaman bir kötü hissediyorum yani. O rutinim de var. Özge biraz daha dominanttır ama ilk şeyler, adımlar tabii benden. Ne yapmıştın? Mesaj falan mı attın? Artık oraları da söylesem. Bayağı yürüdüm ama bodoslama yürüdüm. Merhabalar, bu hafta konuğumuz Serkan Çayoğlu. Merhaba Serkan, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi valla, ben de fena değil. Senle biz en son koronavirüs böyle patlamadan önce bir röportaj yapmıştık. Çok zaman oldu değil mi? Evet, o zaman hatta dizi başlıyordu. Hı-hı. Ondan sonra korona patladı. Ondan sonra araya bayağı zaman girdi. Hı-hı. Sen bu dönemde çok şey yaşadın. Öncelikle evlendin. Öncelikle evlendim. Evet. Biz ne zaman görüştük ya? 2010, bayağı 2020 oldu. Falandı galiba. Tabii. Koronadan öncesi 19. Tabii. Bayağı olmuş. Bayağı oldu. Evet. Sen sonra evlendin falan, evet. O dönem hiç görüşemedik geçen yaz. Öncelikle bir yerde gördüm seni. Nerede biz gördüm? Dışarıda görüştük. Evet. Oregon'un evet, galasında. Tamam. Öncelikle evlilik için tebrikler. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor evlilik? İyi, çok güzel gidiyor. Gayet çok keyifli. İyi gidiyor yani. İnsan hayatında ne değişiyor? İnsanları bilmem bizim hayatımızda öyle aşırı muazzam bir değişiklik olmadı. Çünkü biz zaten biliyorsun çok uzun bir ilişkimiz, oturmuş bir ilişkimiz var. Evlilikte yani kağıt üstünde değişti evet ama biz aynen devam ediyoruz. Gayet güzel ve keyifli devam ediyor. Sizin 8 yıllık falan mıydı ilişki evet. Ya? Değil mi? Kiraz mevsiminde siz birlikte oynuyordunuz. Doğru. Her şey o zaman başladı. Aynen, her şey o zaman başladı. Nasıl, seninki ilk görüşte aşk mıydı? Artık bunları konuşabiliriz. Nasıl yok, olsa evlisin. Evet, hani evet nasıl olsa evli yok yok. İlk görüşte aşk değildi. Bizde zaman içinde bu oluştu. İlk adımları hep ben atmıştım. Gerçekten evet, mi? Evet. Aslında biraz... sanki Özge daha şey gibi, cevval gibi duruyor. Evet, Özge biraz daha dominanttır ama ilk şeyler, adımlar tabii benden oldu. Ne yapmıştın? Mesaj falan mı attın? Artık oraları da söylesem. Bayağı yürüdüm ama bodoslama yürüdüm. Hatta ben arada şakasını yapıyoruz böyle. Etrafını bayağı kuşattım. Gidecek bir yeri kalmadı. Mecbur geldi deyip. Gerçekten. Benim planım işe yaradı falan deyip şakalaşıyoruz ama. ben bayağı benden geldi ilk adımlar. Neydi sen hani Özge'ye aşık eden? Hayat enerjisi, motivasyonu, birlikte aslında bakış açısı. Yani birçok şeyi böyle paylaştık. Hem yani örtüştü. Bir de zıt olduğu şeyler de var. O taraflara da çekici geldi. Yani ben daha böyle biliyorsun beni daha sakin. Daha şey bir adamsın evet, da böyle daha durgun kendi evet, halinde aynen diyelim. Öyle, evet. Aynen öyle. Özge de tam tersi. Evet o da kıpır kıpır. Müthiş bir şey var biliyorsun enerjisi enerji. Var. Yani buraya gelsin hepimizi birlikte alır burada yani. Onlar da o tarafları da çok çekici geldi. Ondan sonra öyle yani kendiliğinden. Hep böyle derler ya aşk zıtların çekimidir. Evet. Diye hani böyle ters işte köşe böyle ters şeyler birbirini çekecek falan. Evet. Doğru mu sence? Yani sizin ilişkide biraz öyle olmuş gibi sanki. Bizde evet birazcık öyle de oldu. Ya dedim ya iki taraflı da yani bazı şeylere aynı yerden bakıyorsunuz. Aynen. Bir de böyle zıt şeyler de vardı. Aslında birbirini tamamlıyorsun böyle durumlarda. Mesela Özge'nin de bazen sakinleşmeye gerek duyduğu zaman da ben onu aslında birazcık böyle aşağı çekiyorum. Peki şimdi o kiraz mevsiminde bu aşk başladı ve kiraz mevsimi aslında belki de öyle bir şey oldu ki hani belki birçok kişi de katılacaktır.
hani bu yaz romantizmi dizileri dediğimiz dizilere de bir ön kapı açan işlerden bir tanesi oldu. Evet, ilkiydi. Evet, çünkü hani çok reyting aldı ve daha sonra hani böyle bizde tutan şeylerin devamı gelir ya. Kiraz mevsimi tarzı işler gelmeye başladı. Sence o işin tutmasında gerçekten aşk yaşamanızın etkisi ne kadardı? Şöyle, Özge ile olan uyumumuz diyelim ona. Hani aşk yaşamamızın tabii ki de mutlaka şeyi vardır. Yani yansımıştır tabii elektrik ama aşk yaşamamış olsak da iki kişinin, hani bizden bağımsız, iki kişinin uyumu böyle olduğu zaman bence işlere garanti olarak yansıyor. Ama bizdeki faktör tabii ekstra bir durum. Ya siz bir de mutlaka yansımıştır. Orada mesela başladı, daha sonra genelde hani şey duyuyoruz ya, dizilerde bir aşk başlıyor, ilişki, ondan sonra bitiyor. Evet. Sizin 8 yıl boyunca sürdü. Hani bunu bu kadar, ve sonra evlilikle bu taçlandı. Hani bir ilişkiyi bu kadar sağlam tutmanın, hani o şeyi düşürmemenin, o aşkı devam ettirmenin sırrı ne sence? Aslında sürekli taze tutmak. Yani o oturmuş ilişkide en zor şey aslında her şey oturmuş ve ekstra bir şey yapma şeyi duymazlar ya çoğu insanlar. Bizde öyle bir şey yok. Bizde gerçekten o ekstra bir çaba göstermeden aslında sürekli onu taze tutmayı becerdik ve beceriyoruz. Yani bazen benim enerjim yükseldiğinde işte ne bileyim gel şunu yapalım deyip yapıyoruz. Özge'ye ben çoğu zaman ayak uyduruyorum. Ne bileyim Özge'nin mesela o programsızlığı, ben çok böyle planlı programlı bir insandım. Birazcık o değişti. Özge'nin o programsızlığı, hadi gel bugün bunu yapalım deyip, yani biz bayağı ne bileyim acıkıyoruz, ne bileyim canımız ciğer çekiyor mesela, hop arabaya atlayıp Edirne'ye gidiyoruz. Yani bu... Edirne'ye gidiyor, ben de diyeceksin şuradan canım ciğerime gidiyorum falan diyeceksin zannettim. Hop arabaya atlayıp Edirne'ye gidiyoruz. İşte bu tarz şeyleri yaparak biz hep böyle seyahat etmeyi seviyoruz, birlikte zaman geçirmeyi seviyoruz. Yani şey aslında ya, evde oturup pijamalarla oturup birlikte film izlemek bile aslında şeydir ya. Hani... Sen romantik bir adam mısın? Onu Özge'ye sor ya. Peki sürprizli tarafların var mı? Seviyorum. Evet. Çünkü bunu şey için soruyorum. Hani biraz önce dedik ya böyle çok hani sakin, cool, böyle çok hani efendi duruyorsun böyle. Arada o sürprizli şeyler de çıkıyor seviyorum mu sende? Evet. Karşımdaki insanı mutlu edebiliyorsam ben daha çok mutlu olduğum için sürprizi seviyorum. Siz Verona'da evlendiniz. Evet. Geçen sene. Bu o Romeo Juliet'in evet, onların şeyi. Evet. O sizinkisi de Romeo Juliet gibi bir aşk mı? O yüzden Verona'yı seçtiniz. Verona'ya gittik, Verona'yı gördük. aslında Verona'ya aşık olduk. Tabii ki de hikayenin de bir şeyi var, etkisi var. Ama bizim için mekan aslında önemliydi. Verona'ya gittik, gördük. Gerçekten müthiş bir şehir. Ama ondan bağımsız o Kuzey İtalya'nın, hatta Kuzey Avrupa'nın sanırım en güzel İtalyan bahçesi seçilmiş orası. O bahçeyi görünce zaten biz dedik ki Özge de ben de burası. Yani hiç tartışmaya falan da açık değil, burada olmalı. Mekan da şey de çok güzeldi. Küçük böyle bir kalesi vardı şeyin içinde. Bahçenin içinde. Yani tamamen hem şehrin güzelliği, böyle tipik küçük bir İtalyan şehri. Müthiş de bir enerjisi var. Çok da önemli bir şehirmiş. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Tam bir kültür, özellikle operası falan bayağı hani bu kadar olduğunu ben bilmiyordum. Yani öyle bir şey oldu. Nasıl evlenme teklif ettin? Hadi bundan kaçamazsın, bunu anlat. Kaçamam. Bunu hiçbir yerde açıklamış mıydım bilmiyorum. Nasıl oldu biliyor musun? Aklımda vardı zaten. Ondan sonra nerede nasıl yapacağımı falan düşünüyordum açıkçası. Bizim bir Amerika seyahatimiz olmuştu. Orada mı yapsam, burada mı yapsam falan düşünürken o sırada istediğim yüzüğü işte almaya çalışıyordum. İşte benim kafamdaki özel yüzüğü almak istiyordum. Amerika'ya olmadı ama Türkiye'ye geldiğimizde o yüzük elime geçtiğinde planlar yapmaya başladım. Şöyle yaparım, böyle yaparım, işte şu anı yaparım falan deyip ya yüzüğü aldım. Evde duruyor. Bir rahatsız etti. Rahatsız oldum yani. Yapmam lazım. Gelemiyor. Evet. Hayır ya, bir duramazsın. Duramaz, ya. Çok heyecandan ve bu birçok kişi oluyormuş. Hatta başka arkadaşlarımla da konuşurken böyle hissedenler de olmuş. Evde mi ettin yoksa?
evde bayağı eşofmanlarla şey pijamalarla hatta duruyorduk. Ah sen Amerika'ya kısmet evet, pijamayla evet. Evde mi? Bayağı çok daha keyifli daha güzel bir an oldu. İşte bir şey izleyelim falan dedik. Özge gitti saçına maske sürdü. bayağı saçına bayağı maske sürdü. Hadi sana da süreyim mi dedi. Gel tamam sür dedim. Ben de maskeyi sürdüm. O sırada ben olsun. Zaten heyecandan böyle kalbim atıyor. hazırlık yapıyorum yani bir yandan. Maskesini sürdü. Dedim ki çok güzel tam böyle tam bizlik bir an. Tam böyle spontane tatlı bir an olacak. Ondan sonra İçeriden bir geldi. Ellerine de maske yapmış. Allah. Böyle eldiven takmış. ben nereye takacağım o yüzüğü yani anladın mı? Böyle biraz bekledim. Yüzüğü aldım yanıma koydum bekliyorum. Artık böyle anlamadı ama stresimden. Ben bir şekilde herhalde gizledim ya da Özge anlamadı yani o anı. Ama bayağı kalbim atıyordu. Ondan sonra ya dedim çıkarmayacak mısın artık şu maske? 15 dakika oldu. Ne olacak ya? Bu daha uzun da kalabiliyor dedi. Yok dedim bak ellerine şey yap hani cildine zarar verir. Bence yıka dedim. Sonra gitti hakikaten gitti yıkadı geldi. O sırada ben hazırladım her şeyi. Ondan sonra yüzüğü taktım. Ha, çok güzelmiş ya. Evet. Güzel hikaye. Tatlı bir an oldu. Evet. Peki ikiniz de oyuncu olunca hayata hep oyunculuk açısından mı bakıyorsunuz? Yani şunu merak ediyorum hep bana şey gibi geliyor. İşte iki oyuncu. Hı hı. Bunlar evde sürekli işte dizi izliyorlar, film izliyorlar, senaryo okuyorlar, birbirlerinin işlerini inceliyorlar, onun hakkında yorum yapıyorlar falan. Yok. Böyle bir hayat. Yok mı? Ya tamamen tersi. Aslında bizde iş ayrı, bizim özel hayatımız ayrı. Ha, bizde iş o dışarıda evet, mı kalır? Aynen o şeydir. Tabii ki de iş geldiği zaman fikir alırız, alışverişi yaparız. Ne bileyim benim hazırlık sürecimde Özge yardım eder, ne bileyim saçımdan şeyime kadar o da fikrini söyler vesaire. Tam tersi de olur. Ama iş bizde ayrı, özel hayatımızda yaşadığımız ayrı. Yani bir dizi veya bir film izlerken de ha buradan şu sebeple izleyeyim değil, gayet keyifli zaman geçsin diye izliyoruz. Birlikte oynamak istiyor musunuz yine? Kiraz mevsiminden sonra çünkü yıllar geçti. Ya olur, biz ona yok demiyoruz. Ne bileyim güzel bizi heyecanlandıran bir film falan olursa seve seve oynarız. Kıskanç mısındır? Hiç değilim ya. Değil misin? Hiç değilim. Öyle Özge'nin işte öpüşme sahnesi olsa yok ya, müdahale değil. Eder misin? Yok yok hiç değilim. O kıskanç mı? O da değil. Doğruyu söyledim. Yok gerçekten değil. Hani bizim ikimizin arasında hiç öyle bir kıskançlık falan hakikaten yok. Tamam, kaç yaşındasın şimdi? 36 oldum. 36? Yani kaç senedir Özge'yle? 8 senedir, 28 yaşından beri evet. Özge'yle birliktesiniz. Hani bu gerçi şimdi Özge olmadığı için bunu sana soruyorum. Hani Özge olsa Özge için de aynı şey geçerli. Hani kadın için de erkek için de. Yani 8 sene boyunca tam yıldızının parladığı dönemde o dizide bir aşk yaşamaya başlıyorsunuz. İkiniz de kendinizi aslında hani kapatıyorsunuz ve bu aşkla ilerleyip evlilik noktasına gidiyorsunuz. Hiç şeyden tereddüt ettim yani işte hani daha çok gencim. Ondan sonra hani işte bir fan kitlesi denen bir şey oluyor. İşte benim bir sevgilim olursa evlendiğim takdirde bunları kaybederim. Bu benim kariyerime nasıl etkiler? İşte hani kadın için de erkek için de hani işte John sen hani işte o bekarsındır ve işte genç kızların sevgilisi falan. Evet. Hani bunları kaybederim korkusu tereddütü yaşadığın oldu mu? Yok hiç öyle bakmadım ya. Hiç öyle bakmadım. Yani aslında esasen şöyle bir durum var. İlişkide zaten birbirimize zarar veriyor olsaydık zaten çoktan ayrılmıştık. Veya hani desteği birbirimize destek verememiş olsaydık da aynı şekilde. Yani o açıdan hiç bakmadım. Yani işle hiç birleştirmedim ben özel hayatımı. Ve ilişkim her zaman iyi gitti. Bana iyi geldi. Psikolojik anlamda da her zaman iyi geldi. Yani Serkan'a iyi gelen bir şeyi ben neden şey yapayım ki? Özge'ye olan aşkını nasıl anlatırsın? Bunlar işte şey sorular. Tabii. Nasıl cevaplarım acaba? Evet, tabii. Seni izliyor buradan. Hani Özge'ye beni bakıp izliyor. Aşkımızı aşkını anlatsan. O biliyor mi? Zaten ya. Ha böyle kaçamazsın ya, değil mi? En güzel cevap verdi. Bir güzel. Peki Serkan şimdi geçtiğimiz günlerde bir Instagram'a fotoğraf koydun. Kaslar böyle baklavalar. Bir kas show yaptın diyebiliriz. Öyle mi yapmış? Yapmış olabilirim. Yapmış olabilirim. Ne oldu da soyunmaya karar verdin? Üstünü çıkarmaya karar verdin. Üstümü çıkarmaya. Yani özel bir sebebi yok. Spor yapıyorum.
O anda da öyle spor yapıyorduk arkadaşım. Sonra fotoğraf çekiliverdik. Ya şeyi soracağım. Hangi fotoğraf var mı sende? Şöyle böyle baklavalarla böyle gömlek açık önü. Yerdesin galiba o, spor. O şeydi galiba. Tatilde olabilir, plajda zaten çıplaz. Peki bir şey soracağım. Bu kasları seksi görünmek için mi yapıyorsun? Yoksa sağlıklı olmak için mi? Ben hayatım boyunca spor yaptım. Yani spor benim hayatımın bir parçası, bir rutini. Yani yapmadığım zaman zaten kendim böyle bir... Yani iki hafta mesela üst üste spor yapmadığım zaman bir kötü hissediyorum yani. O rutinim de var. Ama elbette şimdi kamera önünde iş yapıyorum. O yüzden işte neyi nasıl yapmam gerektiğini, belki daha yağsız nasıl görüneceğim falan. Ona tabii ki de dikkat ediyorum. Yoksa... Yani spor var. Şişirebilirsin kendini. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani fit de durabilirsin, evet, şişirebilirsin. Benim sevdiğim zaten daha o plaj, daha fitness tarzı. Hem sağlık olsun hem de güzel, şık da dursun. Çünkü üstüme bir kıyafet giyip de böyle olduğu zaman ben sevmiyorum. Sevenler var, okey, saygı duyuyorum ama ben sevmiyorum. Yani üstüme giyeceğim kıyafet güzel otursun. İşte üstümüzü çıkarınca da güzel dursun, o kadar. Zaten senin modellik geçmişin falan da olduğu için zaten o şeye hep tam sahiptin herhalde. Tam o bahsettiğim şey o. Evet. Evet, hani kıyafetini bir şeyi taşıman gerekiyor. Taşıman. Tabii. Peki nasıl çalışıyorsun? Nasıl besleniyorsun? Nasıl spor yapıyorsun? Hani günde kaç saat çalışırsın? Nasıl bir antrenmanın var? Neler yiyorsun, içiyorsun? Şöyle düşün. Gün haftada 3 minimumdur. Fikstir. Bazen 4, bazen 5. Hani hem zamanıma bağlı. İşte atıyorum şimdi sete girdim. Şu anda iyiyiz ama ilerleyen dönemlerde full yoğunlaşınca bu kadar belki vakit bulamayacağım ama ben şeyi de yaparım. Ne bileyim, setim saat 10'daysa kalkar gider 8'de sporumu yaparım. 9'da çıkarım. 10'da sette olurum. O bana o şeyi verir yani. O da bir enerji patlaması yaşatır insana. Çok aşırı böyle bir şey gitmiyorum. Bazen daha az yaparım. Bazen daha fazla yaparım. Beslenmeye de ben aslında tatlı yemesem zaten diyette saymış oluyorum kendimi. Benim büyük bir tatlı sorunum var. Çok mu seviyorsun? Çok fena tatlı yiyorum. Etrafındaki insanlar biliyorlar bunları. Ve hani bana hep şey derler. Sen benim nasıl tatlı yediğimi gör bir falan derler. Sonra beni görürler. Ben tatlı yemiyormuşum. Gerçekten mi? Evet. O yüzden ben tatlıyı mesela az tükettiğim zaman veya işte şeyden çıkarttığım zaman aslında şey yapmış oluyorum. Aslında diyete girmiş oluyorum. Düzenli beslenmiş oluyorum. Evet, düzenli beslenmiş oluyorum. Çünkü benim şeyim yok. Onu yemeyeyim, bunu yemeyeyim yok. Ben boğazıma çok düşkünüm. Gerekirse yarım saat daha fazla kardiyo yaparım. Sırf o işte neyse atıyorum pizza mı? O yarım saat kardiyo yaparım, pizzayı yerim yani. Güzelmiş. Peki şimdi mesela bir yandan da tabii şey var ya, oyuncuların arasında hani tabii şöyle eleştiriler oluyor. Mesela işte kadın oyuncularla ilgili estetiklere eleştiriliyor. İşte hani çok fazla estetik, botoks ve şey, mimikleri öldürdü. Özellikle gençlerin hani bunu yapmasını eleştiriyorlar. Bir de erkek oyuncuların da kaslı vücutlarını işte hani projelerde görüyoruz, şey yapıyoruz. İşte niye bu kadar, aslında normalde insanlar böyle değil falan. Sen bu eleştirilere nasıl bakıyorsun? Yani birazcık kişiye bağlı. Ya ben kendi açımdan her zaman şey, yani işimiz gereği bazen işte daha kaslı, bazen daha mesela Oregon filminde hippie oynuyordum. Hippie de tabii de kaslı bir hippie, hiç gördün mü sen? Vardır mutlaka da, yani o karakter öyle bir karakter değildi. Dolayısıyla evet, hala gene spor yaptım ama kardiyo yaptım, ağırlık kaldırmadım. İşte bir tık daha rahat beslendim ve oldu. Hani ben kendimi o değişimi yapabiliyorum. Yani aslında karakterin getirmesiyle tabii ki. Yani kilo alıp vermek benim için hiçbir sorun değil. O yüzden onu bana bir gün desen ki işte ne bileyim çok kilolu birini oynayacaksın, onu da yaparım. Bu yılların sporunu yaparım. Yıkar mısın? Gene geri gelir, bir şey olmaz. Birazcık disipline, birazcık şeye bağlı. Peki sen Almanya'da doğuyorsun. Değil mi? Deden çalışmak için Almanya'ya gidiyor yıllar önce. Evet. Sonra baban galiba 8-9 yaşındayken Almanya'ya gidiyor. Doğru. Annenle de baban orada Almanya'da tanışıyorlar. Yok. Annemle babam burada tanışıyorlar. Evlendikten sonra annem gidiyor. Ha, burada nerede tanışıyorlar? Güzel hikaye. Beni yakaladın şu an. Annem babama sorayım bari. Tam olarak nerede tanıştıklarını bilmiyorum ama ortak arkadaşlarından olduğunu biliyorum. Sonra... Ama ilk anını bilmiyorum. Gerçekten güzel bir soru sordum. Hani ilk tanışma anları neredeydi falan, o detayları bilmiyorum.
Dur bu zaman bu sorunun sormam şeyini lazım. Bir öğrenirsin sen bunu. Evet. Kusura bakma anne baba, kusura bakmayın. Evet. Peki sonra onlar İstanbul, şey, Türkiye'de tanışıyorlar. İkisi de Türk zaten. İkisi de Türk. Sonra Almanya'ya. Sonra Almanya'ya gidiyor. Gidiyorlar. Ve sen 25 yaşına kadar orada yaşıyorsun. Evet, ben orada doğup büyüyorum. Büyüyorsun ya, yani çok 20, ciddi bir süre. Evet, 25 yaşıma kadar oradaydım. Ya, hani Almanya'da yaşamak nasıldı? Hani o hep böyle biz çünkü şeyde duyarız ya işte Alman disipline, evet. Alman şeyi, o ciddiyeti falan. Gerçekten öyle bir ortamda mı büyüdün? Ben öyleydim evet. Ben öyleydim ama şimdi orada yaşayan birçok yabancı veya Türk, sadece Türk de değil genel olarak yabancı arkadaşlarım da var. Herkes öyle de büyümüyor. Benim biraz şansım, babam bize şey yaptı. Hani biz Almanya'da yaşıyoruz. Buradaki kurallara, buradaki uyacağız. Evet, buraya uyum sağlamak zorundayız. Ama evin içine geldiğimiz zaman da annemiz, kardeşim var. O yüzden şeyi konuşuyorum. Hep Türkçe, Türk kültürü. Evin içinde öyle yaşıyorduk. Hatta evin içinde çoğu zaman Türkçe konuşuluyordu. Mümkün olduğu kadar. Çünkü biliyorsun hani böyle Almanca, Türkçe karışıyor ya, içe giriyor. O da normal yani. Ama dışarı sokağa çıktığımızda da full daha böyle Alman gibi yaşamaya özen gösteriyorduk. Çok Alman arkadaşlarım vardı. Hala da var. O yüzden de öyle bir kültürün içinde büyüdüğüm için sanırım birazcık da tabii karakter meselesi. O disiplinle, o şeyle tam evet gerçekten bir Alman gibi büyüdüm ben. Baban ne iş yapıyordu? Babam normal bir şirkette çalışıyor. Normal bir işçi. Annem de öyle. Sen orada ekonomi okuyorsun. Ekonomi okudum. O nasıl bayağı da şey hani zor bir meslek yani. Zor bir okul, ciddi bir okul. Ekonomi okurken de orada mankenlik yapmaya başlıyorsun. Ekonomi okurken neden manken oluyorsun? Ne oluyor da mankenlik yapıyorsun? Şöyle. Aslında bir öğrenci için müthiş bir şeydi. Modellik yapıyordum. Çok da iyi bir ajansım vardı. O ajansla birlikte çok iş yaptım. Yani Avrupa'nın birçok şehrine seyahat ettim. Orada hem işte 8 saat zaten çalışma şeyim var. 8 saatten sonra free'sin. 2 gün, 3 günlük bir yere gittiğim zaman hem o gittiğim şehri geziyordum. Hem de gidip para kazanıyordum. Çok da güzel harçlık çıkartıyordum yani. Bir öğrenci için bence muazzamdı. Bir de o modellik algısı Türkiye'de biraz daha farklı Avrupa'dan. Avrupa'da gerçekten yani birçok öğrenci modellik yapıyor aslında. Ben gittiğim yerde de hep farklı üniversitelerden, farklı şehirlerden öğrencilerle tanışıyordum. İnanılmaz da bir connection kuruyordum. Ve aslında hiç hayal etmeyeceğim şehirlere falan gidiyordum. Ne bileyim, mesela bak ismini bile unuttum ama İspanya'da Sevilla'yı biraz geçince Portekiz'e giriyorsun. Orada bir şehir var. İsmini hakikaten unuttum. Oraya ben hayatta aklıma gelip de gitmem diye. Müthiş bir plajı vardı. Orada çekmek istedi işte marka. Ajansla oraya gittik ve 3 gün geçirdik orada. 6 kişilik bir ortamdı ve çok çok güzel bir ortamdı. 6 tane üniversiteli farklı farklı şehirlerden bir araya geliyorsun. Hem çalışıyorsun hem de evet, peki, eğleniyorsun. Mezun oldun mu orada, ekonomiyi bitirdin mi? Sonra hiç ama ekonomiyle ilgilenmedin herhalde. Yok. Yani nasip olmadı diye Türkiye'ye geldim, sonra oyuncu oldum. Peki sen hep yakışıklı bir adam mıydın? Bence değildim. Ergenlik dönemine kadar değildim. Sonra biraz daha yüzüm oturmaya başlayınca, olgunlaşmaya başlayınca, biraz da kendime bakmaya başlayınca, işte ergenlikten sonra daha iyi hissetmeye başladım. Öyle söyleyeyim. Peki sen sonra Türkiye'ye geliyorsun. Türkiye'de kalmaya neden karar verdin? Hani Almanya'da bir hayatın var. İhtimalle modellik yapıyorsun, güzel para kazanıyorsun, ekonomi okumuşsun, zaten bir işe girebilecekken. Türkiye'de kalıp oyuncu olmak nereden çıktı? İşte garip bir şey söyleyeceğim ama hiçbir şey benim kararım değildi. Ben bunun kararını vermedim. Yani Türkiye'ye gideyim de oyuncu olayım falan hiç aklımda yoktu. Gerçekten böyle gelişti. Böyle oluverdi yani. Ben de ilk kamera karşısına çıktığımda çok sevdim. O hissiyatı sevdim. İlk daha ne oldu da sen buraya geldin? Tatile falan mı geldin? Bir modellik için gelmiştim aslında. Üniversite bitti biraz. Yani Türkiye'ye gideyim orada kalayım da değildi. Üniversite bitti. Açıkçası diplomamı bekliyordum. Sınavlara geçtim vesaire. Dedim ki hani birazcık kafama göre biraz gezeyim. Birkaç ülke turlarım belki falan deyip sırt çantamı aldım, öyle geldim. Ondan sonra Türkiye'ye geldim.
birkaç iş yaptım, çalıştım falan. Oyunculuk hiç aklımın ucundan geçmiyordu ama bir arkadaşımın sayesinde böyle bir kamera deneyimi yaşadım. Oradaki insanlar sağ olsunlar hani, aa bak sende bir potansiyel var, gerçekten sevdiysen devam et falan demeleri üzerine ben bayağı ciddiye aldım ve çalıştım. Sonra biraz hızlı oldu, şansıma da birazcık. Hızlı gelişti. İşte sonra Kiraz Mevsimi geldi. İlk başrolüm Kiraz Mevsimi'ydi. Kiraz Mevsimi de çok güzel bir enerji yakaladı. Ondan İlk başrolünde de aşık oldun, evlendin. Gibi. Evet. Evet, vallahi. Peki, hedef neydi o zamanlar? Ün müydü bu işi seçerken? Kadınlar bana hayran olsun duygusu muydu? Para mıydı? Samimiyetle cevap vereceğim için ya da onu düşüneyim. Yani beni biliyorsun hani ün olayım işte şey yapayım falan, kadınlar bana hayran olsun diyen biri değilim ben. Tabii ki de para kazanmak da vardı. Ama o yaşlarda daha çok hayallerinin peşinde gidersin ya. Ve gerçekten ne yapmak istiyorsan onu yapmaya çalışırsın. Ekonomiyi de ben çok seviyordum. Hani hayalimde hep şey de vardı. Ne bileyim belki ileride Wall Street'e giderim falan diye büyük hayallerim vardı. Olmadı. Başka bir hayal, yani başka bir hayal, hayalim değildi bu ama başka bir şeyi gerçekleştirmiş oldum. Ama o kamerayı deneyimledikten sonra kamerayı onu gerçekten hayal etmeye başladım ve peşinde koştum ve hani hedefim şey değildi. Bu bahsettiğim şeylerden hiçbiri değildi. Tamamen keyif almak üzere. Yani keyif alıyordum ben bundan. O yüzden buradan bu yoldan ilerleyeyim bakayım. Hani her zaman şeyi de tutuyordum mesela en başlarda. Benim bir B planım vardı. B neydi planım o? Benim diplomamdı, ekonomi diplomamdı. Ha, hani evet burada şey evet burada başarısız olursam işte belki dönerim tekrar Almanya'ya, belki yurt dışında farklı bir ülkeye giderim ve ekonomi üzerine işler yaparım diye hayal ediyordum. Orada çalış o şekilde. Evet, o yüzden aslında bundan hiçbiri benim kararım değildi. Böyle demek ki olması gerekiyor. Peki o Almanya'da uzun süre yaşamak, o Türkçe, buraya geliyorsun, burada bir iş yapıyorsun. Evet. Türkçe konuşuyorsun. Başrol oynuyorsun, hani dil farklılığı, böyle zorluklar yaşadın mı? Yoksa hani zaten Türkçeyi çok iyi mi konuşuyordun? Yok. Yoksa mesela burada nasıl öğrendin? İşte Türk dizileri mi izledin? Dersler mi aldın? Türk filmleri mi? Türk kitaplar mı okudun? Nasıl bir süreçti? Şimdi ister istemez... Yoksa seslendirildin mi? Evet, hani... evet, hatırlıyorsan Kiraz Mevsimi'nde dublajdım ben. Ha, sen dublaj mıydın? Seslendiriliyordum daha doğrusu. Şöyle, o zaten çok çok zor bir şey. Başka bir ülkede yaşayıp, başka dille büyüyüp, ana dilim Almanca benim. Başka dille büyüyüp sonra direkt Türkçe çevirdiğin zaman özellikle mesela Almanca zor bir dildir, çok zor bir dildir. Ve Alman lehçesi var yani, o yapışıyor, onu istesen de kolay kolay götüremiyorsun, çıkartın. Gitmiyor yani o. O yüzden bayağı çalıştım bunun üstüne. Çok diksiyon dersleri aldım, filmler izledim, ne bileyim kitaplar okudum. Ve zorlanıyordum gerçekten. Yani çünkü okulda ben Türkçe okuma yazma falan öğrenmedim. İlk kitabı okurken falan ne kadar zorlandığımı mesela hatırlıyorum. Özellikle şey diyorlardı, sesli oku diyorlardı. Ben de evde tek başıma beyaz duvara karşı deli gibi okuyordum yani. Ve aslında o küçük küçük ya bunlar da işe yarar mı dediğin şeyler aslında. İşe yarıyor. Tabii ki. Peki şimdi, onu sonradan fark ediyorsun. Şimdi geldiğin noktada oyunculuk sana ne ifade ediyor? Hani bu sürprizlerle başlayan meslekte çok yol aldın. Evet. Hani şu gelinen noktada nedir artık senin için? Şimdi ya bir kere işimi çok seviyorum. Gerçekten müthiş keyif alıyorum. Yani senden önce az önce konuşuyorduk arkadaşlarla. Yani şimdi tekrar bir sete girdim ve o setteki hissiyat bilmiyorum ben çok seviyorum. Yani kamerayı da seviyorum. Yaptığım sahneye 3 gibi bir de o girdiğin anı da çok seviyorum. Sahnede mesela bir şey yaratmayı seviyorum. Ya bunların hepsi çok keyifli benim için. Şimdi şey gibi düşün. Hani ilk başladığımla şimdi neredeyim? Şimdi bir tık daha eskiden belki iki boyutlu veya tek boyut bakıyorsam şimdi 3 boyutlu bakmaya çalışıyorum. Her zaman bunun üstüne koyup belki 4 boyutlu bakmaya çalışacağım ileride. Ama oyunculuğun şeyi yoktur ya, sınır yoktur ya. Her zaman öğrenebiliyorsun. Ve aslında senin yani bizim işimiz insanla olduğu için, özellikle psikolojiyle falan olduğu için o da bence inanılmaz enteresan bir şey. Bir başka bir karakteri oynama fırsatı eline geçiyor. Onun hakkında işte sen bir yorum yapabiliyorsun.
İşte onu inceliyorsun. Bu nasıl davranır falan. O yaratma, karakter yaratma süreçleri çok müthiş keyifli süreçler. Hı hı. Yani onu her zaman şeyle de birleştirmeye çalışıyorum. İşte daha üç boyutlu, dört boyutlu olsun diye. Psikolojik altyapısı falan. Bunlar önemsediğim şeyler. Peki sence bu işin en zor yanı ne? En zor yanı da çalışma şartlı diyebiliriz. Hı. Çalışma şartlı. Hakikaten uzun saatler çalışıyoruz. Ve bazen hani sıcakta, soğukta hiç fark etmiyor. Ne bileyim. Çok soğuk havada biz geçen sene mesela hadi şöyle bir örnek vereyim. Kıbrıs ada kış çekiyoruz. Ada kışı. Kıbrıs'ta 35-40 derece kış çekiyoruz. Üzerimizde montlar falan var. Yani ekibe bakıyoruz böyle şortla, mortla, atletle falan dolaşıyorlar artık. O kadar sıcak. Ben mesela montla, kabanla, içi yün falandı yani. Öyle çünkü ada kışı çekiyorsun. Biraz da colorla, renkle oynayınca o efekti veriyor tabii ama sen orada mesela o ağır şartlarda çalışıp pişiyorsun. Tam tersi de olabiliyor. Bazen inanılmaz herkesin üşüdüğü bir anda işte bere, atkı falan herkes böyle full giyinmiş. Sen tişört de sen 5 saniye de olsa o anda çıkıyorsun ve bir rüzgar esiyor. Zaten çenen donuyor yani. Öyle bir şey yaşadın mı hiç bilmiyorum ama çene gerçekten donuyor ve laflar ağzından çıkmıyor. Yani öyle zorlukları var ama dönüp baktığında o da bence yani anı. İşte bak anlatıyorum ne güzel. Sen bu arada Oregon sinema filmin vardı. Orada bir 80'lerdi galiba değil mi? Evet. Daha sonra bir Ah Belinda işi oldu. Ah Belinda'da da günümüzü uyarlamasıydı ama o da aslında bir 80'ler ait bir film. Uyarlama hikaye. Aslında. Yoksa bizim hikaye tamamen günümüz yani. Günümüzdü. Sen peki hani bütün bunları böyle ona çalışırken işte Oregon'a çalışırken Türkiye 80'leri falan filan hani o döneme ait seni şaşırtan şeyler oldu mu 80'lere ait? Evet oldu tabii ki de. Yani o şey daha bambaşka. İnsanların bir tık daha samimiyet mesela bambaşkaymış. O döneme ait o şeyleri izleyince daha çok o mahalle kültürü, o yardımlaşmalar falan vesaire. Yani herkes daha direktsin. Hani ne bileyim bir mesaj yok, bir şey yok. En fazla mektup yazabiliyorsun belki hani mesafeli şey yapmak istiyorsan ama onun dışında herkes çok daha fazla temas halinde. Ve bilgi almak o kadar da kolay olmadığı için eskiden ya hem o çilesini çekmişler ama aynı zamanda insanlarla daha böyle daha iç içe, daha samimi bir ortam varmış. Şimdi yeni işinde günümüzde geçiyor. Evet. Kader Bağları. Orada nasıl bir karakterdesin? Orada da bir mottomuz vardı. Aşk kaderi yenmektir. Aslında işimizin mottosu bu. Karakter de Kerem, adı Kerem. Çok eski, zengin, köklü bir ailenin yetiştirdiği bir oğul. Özellikle halası soyadına çok önem veriyor. Çünkü çok eski aile olduğu için o gelenekleri tamamen yaşatmaya çalışıyor. Ve aslında Kerem bütün o zenginliğin, bütün o her şeyin içinde, zenginliğin içinde aslında küçük bir daracık alanda yaşıyor. Ve Sevda ile birlikte kendi tabularını aşıyor. Ve aslında ilk defa hisleri, duyguları, farklı şeyler deneyimliyor. Aşkı deneyimliyor ilk defa. Ve karakter oluşmaya başlıyor. Ailesine karşı vesaire. Ve iki kişinin aslında bir aşk hikayesi ve aşka ya da bütün kurallara direnmesini izleyeceğiz. Sen de biraz önce konuştukken yani çok daha böyle durgun, sakin bir tipsin. Ondan sonra hiç böyle kızdığın, estiğin, gürlediğin tersinin tuttuğu olur mu? Serkan olarak? Evet. Mutlaka ben de insanım. Nedir senin kırmızı çizgilerin? Nedir seni sinirlendiren? Ya bende şöyle, kırmızı çizgi aslında çok da şeydir. Gerçekten çok yükseğe çıkmam lazım o çizgiyi aşmak için. Çıktığım zamanlarda oldu. Aman ya şundan ötürü oluyor dediğim bilmiyorum ya. Hani birazcık kontrolsüz gelişiyor ya. O noktaya kontrolsüz gelirsin. Ya da ben en azından öyleyim yani.
çok kontrollü bir biri olduğum için o noktaya kolay kolay gelmem. Oraya geldiysem de kontrolü kaybetmişimdir. O yüzden de şu sebepten oldu falan diyemiyorum. Gerçekten kontrolüm elden kaçmış yani. Peki defoların neler? Biraz fazla şeyim, titiz olabiliyorum bazen. Çok böyle detaylara fazla takılabiliyorum bazen. Ondan sonra defolarım ne olabilir? Hırslarım var mı? Hırslıyımdır. Hırslıyımdır. Yani o bence bir defo değil ama. Takıntılar var mı peki? Takıntıla olabiliyor. Ha al sana ikizler burcuyum. İkizler burcuyum. Kafama bir şey taktığım zaman iyi veya kötü. Hani bunu övünerek falan söylemiyorum. İyi veya kötü. O bir şeyi kafaya taktığım zaman o olacak. Ve bu bazen evet iyi bir şey ama bazen de çok kötü bir şey olabiliyor. Yani kendimi öyle bir strese sokma halim de olabiliyor durup dururken. Bu da herhalde ikizler olduğum içindir. Peki bir mutluluk portresi çizsen içinde ne olur? Çok şey olur. Ailem olur, sevdiklerim olur. Deniz kenarı olur. Seyahat olur. Ortasında Özge olur. Bizim ailemiz olur, küçük bir ailemiz olur. Çocuk sahibi olmak istiyor musun? Çocuklarımız da olur. Öyle hayalin var mıdır şu kadar olsun? Yok şu kadar olsun. Hani iki tane isterim, üç tane isterim falan gibi şeyler var mı? Yok ya iki tane, üç tane değil de şey olmasın. Hani çocuk oluyorsa da tek olmasın. Benim çünkü ben ikiz kardeşimle büyüdüm. Biz her zaman birbirimize böyle destek de olduk. Çok kavga da ettik. Ama canımız sıkılmadı işte o yüzden hiçbir zaman. Sen tek yumurta ikizi miydin? Çift. Onda şey yok değil mi? Ben hep böyle merak ederim işte. O bir şey hissettiğinde o da hisseder falan. Yok ya. Hani böyle kardeşim ikizim de hissediyor falan öyle şeyler oluyor mu? Öyle bir şey yok yani. Sen bana vurduğun zaman onun kolu falan acımıyor. Yani. Peki. Ama şey hissediyorsun. Ya da benim başka kardeşim yok bilmiyorum ama bence ikizlik o kardeşlikten belki bir tık daha öteye geçebilir. Çünkü yani biz her şeyimizi paylaştık. Yani her şeyimiz aynıydı çocukken. Belli bir yaşa kadar zaten dolabımız da aynıydı. Onun giydiğini ben, benim giydiğimi o. Zaten annemin bir şeyi vardı. Bana bir beyaz tişört alınacaksa Erkan'a da alınacak. Bana siyah gömlek alınacaksa ona da alınacak falan. Yani öyle bir şey vardı onun bayağı. Birbirinize benzer misiniz? Vardı. Fiziksel olarak. Sıfır. Hiç benzemiyor. Karakter olarak da benzemeyiz. Fiziksel olarak da benzemeyiz. Bence yani. Peki şimdi çok hızlı farklıyız. Sorular var. Tabii ki. Özge ile birbirinizin telefonda ne diye kayıtlısınız? Aşkım diye kayıtlı bende. Ama bunu son dönemde değiştirdim. Çünkü şeydi ya hani Özge Gürel diye kayıtlıydı ve bunun üzerine hiç düşünmemişiz. Gerçekten hiç düşünmemişiz. hiç düşünmemişiz. Özge Gürel diye kayıtlı. Ha, öyle kayıtlıydı. Ondan sonra geçen dediğimde bir sene falan oldu. Rahat bir sene oldu. Bu böyle olmaz artık dedi. Yok ya telefon çalıyordu. Telefon çaldı. Ben de niye böyle falan deyip mesela o anda aklıma geldi. Yoksa onun öncesinde sorgulamadım. Yani. Hani müthiş önemli bir şey değil bence. Evet. Peki ama, birbirinize lakaplarınız var mı? Ben genelde aşkım ya da yavrum derim. O sana ne der? Bana her şeyi diyor. Özge ile röportaj yaptığın zaman bunu sor lütfen. Peki eşinin odasında bir obje olsan ne olurdun? Eşimin odası aynı zamanda benim odam. Evet ama yani sen yoksun o odada bir obje olarak var olacaksın. Benim fotoğrafım olurdu çerçeveli. Ha güzel. Ya, peki en romantik hareketin nedir şimdiye kadar? En romantik hareketim bence evlenme teklifini ettiğim andır. Peki yapmaya başlayınca duramadığın bir şey söyle. Tatlı yemek, dondurma yemek, fıstık, çerez de aynı. Duramıyorum. Ama gerçekten şey gibi algılama bunu. Normal bir insan gibi algılama. Gerçekten duramıyorum. Bunlarca. Evet. Peki şimdiye kadar yaparken yakalandığın ve en utandığın şey neydi?
Güzel. Aklıma gelirse söyleyeceğim. Ama tamam. Hakikaten söyleyeceğim. Peki bir... Seviyorum böyle samimi soruları. Benim için sıkıntı yok. Ama yani böyle bir anda en sevdiğin şarkı ne deyince böyle bir kalırsın ya. Bilemezsin. Ama var öyle anlar var yani tabii ki. Peki bir ünlüyle yemek yeme şansın var. Ama eşin dışında biri tabii. Kimle baş başa yemek yemek isterdin? Muhtemelen Leonardo DiCaprio ile yani. Ya sever misin? Çok severim. Evet. Peki bir asansördesin, asansör bozuluyor. Bir saat boyunca kapalı kalacaksın. Yanında birini seçme şansın var. Eşin gene mi dışında. Eşim dışında. Tabii ki yoksa hepsini eşim deyip yırtacaksın sonra. Samet'i seçerdim çünkü. Onun başını ütülerdim orada. Saçmalama, çok sıkıcı. Yok ya, şaka yapıyorum zaten. Öyle bir anı hayal etmedim ki hiçbir zaman. Asansörde ben niye kiminle sıkışayım? İnşallah öyle bir an olmaz yani. Kendimle baş başa kalırdım ya asansörde. Peki kaç takipçin var Instagram'da? 4.6 galiba. Milyon. Milyon, evet. Milyon. Peki fake hesabın var mı? Hiç. Baksınlar işte, öyle bir uygulama var ya, kaç tane fake hesap var diye. Herkes istediği gibi bakıp görebilir. Stalklar mısın? Stalklarım. En son kimi stalkladın? En son... Ben biraz şeye bakıyorum, böyle mimar sayfalarına falan bakıyorum ama... Ben sıkıcıyım, ne yapayım zaten. Yani. Kim ünlü, birini istiyorsun değil mi? Ünlü bir isim. Şeye baktım geçen... Barbie filminden sonra... şeyi stalkladım. Sen söyle. Margot Robbie, Ryan Gosling. Ryan Gosling. Barbie filmde oynayıp Ken olmak ister miydin? Bence güzel bir film değildi ya. O yüzden olmak istemedim. İzledin mi? İzledim. Çok sevmedim filmi. Oppenheimer izledin mi? Onu daha izlemedim. Onu mutlaka izleyeceğim. Ondan bir tık daha umutluyum ama giden arkadaşlarıma genelde sorarım. Onlar da Oppenheimer'a çok da bayılmamışlar ama mutlaka izleyeceğim yani. Evet. Henüz izleyemedim. Valla çok teşekkür ediyorum Serkan. Ben teşekkür ederim. Katıldığın için çok sağ ol. Çok keyifliydi. Güzel. Uzun zaman da olmuş. Evet. Bu sefer arayı bu kadar açmadan inşallah daha sık görüşürüz. Değil mi? Aynen o öyle. O biraz sana da bağlı, bilmiyorum. Aynen. Ya evet, ama işte şeylere denk geldi. Pandemi girdi, doğru, bir şeyler doğru. Girdi. Yok, şimdiye yok. Kısmetmiş. Güzel bundan oldu. Sonra vallahi aynen öyle. Sık sık görüşelim. Bence de. Herkes iyi hafta sonları. Özge'ye de selam söylüyoruz. İzleyecektir. Nereye sallıyoruz? Görüşürüz. Bay bay.